Ege'nin Akdeniz limanlığı ve Marmara'nın serin esintileri arasında yer alan Soma, tarihten önceki devirlerden günümüze birçok kültürün izlerini taşıyan, gizemli zenginliklerle dolu, her yönüyle ayrıcalıklı bir Anadolu yerleşim yeridir. Her şeyden kaçıp kurtulmak istediğinizde, aklınızdan dinlendirici su sesi, çınar yaprakların hışırtısı, dereler, şelaleler, mor dağlar, uçsuz bucaksız yeşillikler, serin otantik evler geçiriyorsanız, siz Soma'yı hayal ediyorsunuz demektir. O zaman gelin, hayallerimize ulaşalım ve size Soma'yı anlatmaya başlayalım. ...27-36 Doğu Boylamı ve 39-11 Kuzey Enlemi arasında bulunan Soma ilçesinin rakımı ortalama 175 metre, yüz ölçümü ise yaklaşık 826 kilometre karedir. Ege bölgesinin kuzeyinde bulunan Soma ilçesi, Kırkağaç, Kınık, Bergama, Savaştepe, İvrindi ilçeleriyle Akhisar'ın Zeytinliova beldesine komşudur. Soma isminin bir zamanlar özellikle Darkale ve Narlıca bölgelerinde bol miktarda yetişen sumak bitkisinden geldiği rivayet edilmektedir. Soma'nın tarihi incelendiğinde, ilçenin bugün bulunduğu çevrede Hititlerden Bizanslara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan izler görülmektedir. 1336 yılında Osmanlı Devleti'ne bağlanan Soma, önce sancak merkezi, 1600 yılında ise kaza olmuştur. 1867 yılında Karis Sancağı'na bağlanmıştır. 1927'de Saruhan vilayetinin adı Manisa vilayeti olarak değiştirilirken, Soma bu tarihten itibaren Manisa iline bağlı bir ilçe olmuştur. Soma'da adımlarınıza devam ederken gözlerinizi delip geçecek parlaklıktaki taş parçacıkları dikkatinizi çeker. Ve anlarsınız ki burada toprağın üstü kadar altı da sayısız zenginliklerle doludur. Öyle ki kara elmas denilen kömür sadece Soma'nın değil, ülkenin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Soma'nın görünür kömür rezerv kapasitesi 600 milyon tondur. Yıllık 10 milyon ton üretim yapılmaktadır. Kalori değeri bakımından yüksek kaliteye sahiptir. İçerdiği atık madde oranı açısından ülkenin en değerli lignit kömürü kaynaklarındandır. Madende yaklaşık 15 bin işçi çalışmaktadır. Soma madenleri geçmişten geleceğe uzanan bir gelir köprüsüdür. Soma'daki zengin kömür madeninin daha iyi değerlendirilmesi gerekti. Enerjiye dönüştürmek gibi. Bu nedenle 1957 yılında Soma Termik Santrali kurulur. Ülke genelinde kamu alanında 7. genel sıralamada 500 büyük kuruluş arasında da 64. büyüklüktedir. Şu anda ülke enerji gereksiniminin %8'ini karşılar. Bu büyük termik santralin soğutma suyu ihtiyacı Sevişler Baraj Gölü'nden karşılanmaktadır. Sevişler Baraj Gölü tarımsal sulamada da değerlendirilir. Çeşitli ağaç türlerinden oluşmuş büyük bir ormanla çevrili bu baraj gölü aynı zamanda bulunmaz bir dinlenme yeridir. Eşsiz manzarası ile Sevişler Barajı bir ömre bedeldir. Tepelerin ardında sizi sımsıcak kucaklayan, güçlü, çalışkan, onurlu ve ilerici bir çekim kuvveti hissedersiniz. Rastladığınız her insanın yüzünde bu hissin izlerini görürsünüz. Her daim çalışan bu insanların yönü hep güneşe doğrudur. Bu yüzden bütün gözlerin etrafı derin, gururlu çizgilerle çevrelenmiştir. Onlar azimle çalışır ve hep üretir. Birçok yerde yok olmuş el sanatları burada hala rağbet görür. Ben sanat okulu mezunuyum. Sanat okuluna 84-85 yılında imtihana girdim, kazandım. Fakat o zaman işte abim vardı rahmetli, bu mesleği yapıyordu. Aynen rahmetli oldu şu an. O mesleği severek yaptım, işte bildiğim mesleği devam ettik. Doğma büyüme Soma'dayım. Ustam Soma'nın yerlisidir. Güney köyünden Kazım Bülbül. 89 yılında kendi iş yerimi açtım. 89 yılından itibaren
eski yağ pazarı olarak bilinen mevkide pazar pazarında bu işi yapmaktayım. İşimizden memnunuz. İşimiz tamirat, tadilat, yeni dikim. Mesleğimiz dededen manifaturacılık. Bu işe 40-50 yıl dedemiz İbrahim Çelik devam etmiş, yapmış. Sonra vefat etti, biz devam ettiriyoruz. Eskiye nazaran olmasa da işimiz gayet iyi. Düğünlük, çeyizlik, herkese hitap eden kumaşlarımız var. Bu maharetli eller ne eylerse güzel eyler. Cevizli lokum ile tahin helvası da bu güzelliklerdendir. Baldırlar, Karcıoğulları ve Sireller bu alanda Soma'nın ün yapmış ileri gelen ailelerindendir. Somalı Mustafa Usta, babadan oğula yorulmadan ve severek yaptığı mesleğini, oğluna da öğreterek geleneğin yaşamasını sağlamıştır. Belki farklı yerlerde de cevizli lokum ve tahin helvası yemişsinizdir. Ama biliniz ki Soma'da yapılanlarda yüzyılların tecrübesinin farkını göreceksiniz. Mustafa Usta kendini bildi bileli bu işi yaparmış. Dükkanın önündeki meydanda bulunan Ulu Çınar ağacının babası ve dedesi zamanında bile böyle güzel gölgesi varmış. Biz de bu güzel çınarın gölgesine yöneldik. Tüm meydana hakim, yılların tanığı bu ulu ağaç, ben tarihim, çok şeyler gördüm geçirdim der gibiydi. ...12 Haziran 1919'da Bergama işgal edilmiştir. Düşman kuvvetleri durmadan destek kuvvetleriyle beslenmektedir. Türk birlikleri bu durumda Cinge cephesini kurmuşlardır. Bu cephede uzun ve zorlu savaşlar olmuştur. Öyle ki Selvili Tepe tam 11 kez el değiştirmiştir. Aldığı isabetlerle kurşunlu ağaç bu çatışmaların günümüze kadar gelen tanığıdır. Cinge cephesinin önemini en güzel vurgulayan ise Atatürk'tür. Bunu Soma'nın yetiştirdiği ve o günleri yaşayan araştırmacı yazar, öğretmen Avni Altıner'den öğreniyoruz. 16 Haziran 1926 yılında Atatürk suikastten kurtulunca İzmir Bornova Orta Ziraat Okulu'na gelmişti. Orada öğrenciydim. Atatürk bana "Nerelisin?" diye sordu. "Somalıyım." deyince, "Somalılar çok kahraman insanlardır. Yunan'ı durdurmasalardı biz Erzurum, Sivas kongrelerini yapamaz, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açamazdık. Milleti Kurtuluş Savaşı'na hazırlayamazdık." dedi ve sırtımı sıvazladı. Ülkesi için bir yürek olma konusunda üstün bir yeteneğe sahiptir Somalılar. Kurtuluş Savaşı'nda böyle birçok anıya imza atmışlardır. Seher Ali de böyle bir halk kahramanıdır. Yıl 1920. Soma'nın işgal günleridir. İşgal birlikleri Bergama yolundan ilçe merkezine doğru iri katanalarının üzerinde mağrur bir biçimde ilerliyorlardı. Rumların Zehir Ali dediği avcı, mert delikanlı Seher Ali bu işgali içine sindiremedi. Sırtını numune mektebinin yanındaki kilise duvarına yasladı, ilk kurşunları düşmana atmaya başladı. Birkaç işgalciyi etkisiz hale getirdikten sonra orada şehit edildi. Günümüzde tarihine sahip çıkan Somalılar, yapmış oldukları Seher Ali anıtı ile bu kahramanlık öyküsünü ölümsüzleştirmişlerdir. Anadolu bunun gibi binlerce kahramanlık öykülerinden sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Artık yaraları sarmak, kalkınmak gerekmektedir. 1925-30 yılları arasında devlet Türkiye çapında bir kampanya düzenliyor. Kampanya parasıyla 250 uçak satın alınıyor. Uçaklara da katkıda bulunan il ve ilçelerin adı veriliyor. İşte Soma Teyyaresi.
Soma'nın gurur tablosu anlatmakla bitmez. Birçok savaşa katılan Soma halkının gazilerini de unutmamak gerekir. Kore gazisi Mustafa amca anılarını anlatırken hala o günlerin duygularını ve heyecanını yaşıyor. 28 Mayıs'ta, 29 Mayıs'ta Bali'ye geliyor. Orada düşman bize taarruz etti. Büyük taarruz ki 36 saat ateş durmadan devam etti. 36 saatte kimseye bir lokma su, ekmek bir şey verilmedi. Ve onlar aç susuz orada kaldı. Ertesi günü ben boyuna ateş edildi. O gece elim attığım mermi 1000'i geçmiştir. Havan mermisi. Düşman tarafına attığım mermi 1000'i geçmiştir. Şimdi orada bir taburu dayat verdik. O zaman. Ertesi gündüz sabah oldu. Tabii biz de yemek daha görmedik gündüz. Bize yemek geldi. Yemek geldi. Biz asıl varabatındaydık. Yemek geldi. Ama hiç kimse yemeğe başına oturmadı. Şimdi ön tarafta o kadar arkadaşlar var. Bir bölük. Diğer adamlar da aynı şekilde ve ayrı yerde bir de. Onlar şekilde. Hiç kimseye bir lokma ekmek vermeyince bize de yemek yerde sofraya koydular da sofranın başına kimse oturmadı. Yemek yiyemedik yani. Yazın kavurucu sıcaklarında hiçbir yerin sahip olmadığı bir şansa sahiptir Soma. Asırlık çınar ağaçları, berrak buz gibi suları, minik şelaleleriyle su çıktı yörenin en önemli mesire yerlerindendir. Duyduk ki Yağcılı'da yediğiniz kuru fasulyenin tadı kalırmış damağınızda. Ege bölgesiyle Marmara bölgesinin sınırında olan bu şirin belde Soma'ya 25 kilometre mesafededir. Beldenin yaklaşık 500-600 sene önce Yağcı Bedir yörüklerinin yerleşmeye başlamasıyla kurulduğu söylenmektedir. Doğanın bu yüreğe cömertliği su çıktığıyla bitmez. Yağcılı tabanlar arasındaki bölgede Yağcılı volkanlarını gördüğünüzde bize hak vereceksiniz. Jeolojik oluşumun sonunda meydana gelen ve Ürgüp Göreme'deki peri bacalarını andıran bu doğal güzellikler görülmeye değerdir. Dededen toruna hizmet vermiş emektar evleri tarihin bekçisi gibidir. 17 ve 19. yüzyıllardan kalma bu evlerde yaşanmış binlerce insan hikayeleri vardır. Birçoğu iki katlıdır. Genellikle üst katlarda ahşap petek dokulu cumbalar bulunmaktadır. Harem selamlık, yazlık kışlık bölümleriyle geniş aileleri barındıracak konumdadırlar. Eski Soma Çarşısı'nda sizi görkemli görüntüsüyle Çarşı Camii karşılar. Cuma Mahallesi'nde bulunan cami, Selçuklu Beylerinden Emir Hıdır Bey tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında Çarşı Camisi diye anılır. 15. yüzyıl mimarisine ait bu camide ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı, kuzey ve batıdan iki kapısı vardır. Kubbesi ahşap çatılı ve üzeri kiremit kaplıdır. Minberi ahşaptır. Türk laka işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Pencere üstlerinde Mekke ve Medine betimlemeleri işlenmiştir.
Adım başı tarihi bir yapıyla karşılaşabileceğiniz Soma'da çok sayıda cami görmek mümkün. Soma'nın bir diğer tarihi camisi ise Damgacı Camii'dir. Karamanlı Mahallesi'ndeki caminin yapım tarihi bilinmiyor. 1872 yılında Hacı Musa tarafından onarılmıştır. Minaresi doğu yönünde bulunan cami, mimari özelliğinden çok duvar resimleriyle ilgi çekiyor. Bitkisel motifler, kale, cami ve gemi betimlemeleri ayrıntıyla işlenmiştir. Soma'nın ilk yerleşim yeri Darkale, eski adıyla Tarhalı'dır. Hasarkale Tepesi'nin kuzey-kuzeydoğu yamacına kurulmuş olan köyün meydanına doğru ilerlediğinizde adını zeminde üç köşeden akan Kırkoluk Çeşmesi'nden alan Kırkoluk Camii'yi görürsünüz. Bu caminin en büyük özelliği altından bir dere geçmesidir. 17. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşır. Tonos taşıyıcı ayakları üzerine oturan tek katlı yığma bir yapıdır. Pencerelerinin üstleri ve son cemaat yerinin ahşap ayakları üstündeki kemerler renkli çiçek motifleriyle süslüdür. Şirin köyün en karakteristik özelliklerinden biri de evleridir. Karşıdan baktığınızda güç almak için birbirine yaslanmış gibidirler. Osmanlı dönemine ait bu evler taş ve ağaç karışımı duvar yapı tekniğine uygun zemin üstü bir kat olarak yapılmıştır. Döşeme taşlı dar sokaklarında yüzyılların izleriyle bugünkü köy halkı kucak kucağa yaşarlar. Darkale geçmişten günümüze gelenekleriyle yaşayan bir köydür. Nadife ablamız da köyün yemek kültürünün ustalarındandır. Yöresel tatların başında gelen kabartlama bir başka güzel olurmuş onun elinde. Şimdi onu koyduk. Oradan bir tutam tuz. Ondan sonra su ilave ediyoruz. Şimdi bu hamur tam kıvamında bak. Şimdi bu hamur oldu. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle alayım. Şimdi pişirmeye başlayalım. Bunu büyük kesersen kaşıkta durmaz. Kalmalı olur. Böyle teker teker bunları pişiririz. Çok fazla ateşli değil. Yağı bol ister yalnız. Az yağ da yanabilir. Bunlar biraz pembeleştirme daha iyi olur. Şimdi alıyoruz. Şimdi bu yalnız yaptığı anda hamur kuruyor. Bunu pişirmek istiyor. Ayşe gel biraz pişiriver. Böyle şeyler zaten her birine oluyor komşuyla beraber. Evet, hamurlarımız kızardı. Şimdi küçük tepsiden büyük tepsiye alıyoruz. Evet, boşalt. Şöyle boşaltalım. Kaynadı, hazırladık. Şimdi üzerine dökelim artık bunu. Evet. Kabartalım. Üzerine dökelim şöyle. Yumuşaması için.
Bence iyi. Yok. Hamurumuz işte hazır hale geldi. Şimdi evet, suyunu şimdi süzeceğiz. Suyunu süzüyoruz. Şimdi yoğurdunu dökerken tamam, yoğurdu sosunu hazırlayayım. Şimdi yoğurdu ilave ediyoruz. Sosumuza kırmızı toz biberle zeytinyağını kızdırıp içine toz biber atıp biraz yakıp üzerine döküyoruz. Karabiberini ekiyorum. Karabiber. Karabiber. Kabartmamızı bitmiş hali. Kabartmamızı. Bu yemek ziyafetinden sonra köy muhtarımızla güzel bir söyleşi yaptık. Köyümüz eski bir köy. Tarihi kesin bilinmemekle beraber 1000 senenin etrafında bir duyumlara alıyoruz. Kaldı ki aşağıda camimiz var. Orada bir 851 senelik bir tarihi olduğunu söyleniyor. Köyümüzün insanları sanatkarmış eskiden. Böyle kendi işlerini kendileri becerirlermiş. Dokumacılık mesela, evlerde dokuma yapardı, elbiselik hazırlardı, pazarlara satmaya giderlerdi. Efendim, çizmecilik yapardı, deri tabaklanırdı, bu sığır derilerinden. Sığır derilerinden ayakkabıların altlarına kösele olarak da yapıldı. Üst kısımlara da ince hayvan derilerinden böyle şey olaraktan çizme, kalçın çizme, ayakkabı, bu tip şeyler yaparlardı. Artı kar kuyularımız vardı yukarılarda, dağlarda. Bu kar kuyularından dondurmacılar oradan hayvanla o karlara çuvalları depip bir ertesi günkü pazara götürürlerdi. Kınık, Bergama veya diğer civar yerler, Soma'ya böyle bunun gibi. O dondurmayla karla dondurmayı çevirirlerdi, elle dondururlardı. Eskiden makine tesisat olmadığından o şekilde pazarda, çarşılarda mesela karı keser, temizlerler, masanın üzerine koyarlar ve o şekilde karı böyle tasla gazlayaraktan su bardağının içine koyup onu böyle aşlayaraktan müşterileri satarlardı. Güzel bir satış olurdu yani. Tabii sonra ileride zaman zaman bu dolaplar çıkınca o dondurma işi kaldı. Deri tabaklaması da diğer bu sanayiler genişleyince o tabakhanıyla da bitmiş oldu. O şekilde insanlarımız tabii diğer madenlere, diğer iş yerlerine, SEAŞ gibi yerlere girdi. İnsanlarımız şu anda burada %95 falan bir emekli sayılır şu anda. Köyümüz öyle bir tarihi var. Birçok medeniyetin yaşadığı bu güzel topraklarda hala gelenek ve göreneklerin devam ettiğini görmek mümkün. Bu güzel Ege yöresinin halk oyunları ise oynanış biçimi ve müziğiyle kendine özgü farklılıklar gösterir. Daha akıcı ve hareketlidir. Birçok müsabakalara katılıp birinciliklere doymayan Soma Halk Oyunları ekibini izleyerek görsel ziyafetimize devam edelim.
Soma, modern kentleşmesi. Tarihi ve doğal güzellikleri. Sayısız spor tesisleri. Enerjik ve çalışkan halkıyla. Büyüme yolunda gelişimine devam eden örnek ilçelerimizdendir.